Hadi yengesi. Hadi sen beni paşamı yatacak. Ona kalsa sabaha kadar masanın üstünde uyuyacak. Ana ya. Hadi yavrum. Hadi yengeciğim. Bak bugün erken yat, yarın sen gezmeye götürürüm, olur? Elma yersin Celil. Ya Celil kurban olayım, ne oldu söylesene. Ya Beder üstüme gelme ya. Gelme ya, zaten canım burnumda ya. Hemen ne kızıyorsun Celil? Allah Allah. Ben alışık değilim senin böyle sus pus olmana. İçime dokunuyor. Kurban olayım, ne oldu? Dilaver bugün yolumu kesti. Aklı sıra gözümü korkutacak. Davamı geriye almam için. Ne dedi baba? Tehdit etti Dilaver. Onlar kim kızım ya? Atıp tutuyor işte. Ağanın oğlu oldu ya. Bütün cesaretini oradan alıyor. Neyse. Bunlar önemli değil. Boran ağayla Firuz ağayı aşiretten çıkarmışlar. Ne? Baba nasıl olur? Vallahi olmuş işte kızım. Damadın da gelse seni kurtaramaz dedi. Şerefsize bak. Bana bak Celil. Bunca yıllık kadınım. Eğer sen bu davadan vazgeçersen iki elim ahirette bile yakanda olacak ha. Ya davadan vazgeçen mi var ya? Öyle konuşuyorsun şimdi. Bunlar ağalık da aşiretti deyip milleti korkutacaklarını sanıyor. Herkes sus pus olsa da beni susturamayacaklar artık. Yetti canıma. Bunu böyle bil Celil. Ya Beder onlar kim ha? Onlar kim? Dilaver dediğin onun bunun piyoni. Aklı sıra gözümü korkutacak. Ya hem bu memlekette hak var, hukuk var, adalet var. Bunlar ondan daha mı üstün yani? He. Sen kafanı yorma Beder. Kellemi de kesteler, davamdan bir adım geri atmam, tamam mı? İyi. Tamam o zaman. Haydi. Sen rahat rahat otur. Ben sana bir kahve pişireyim. Biliyorum, rahatsız ediyorum ama bir diyeceğim var. Geldim Ayşe. Ne vardı Ayşe? Seyf Efendi bekliyor. Kimse derdini açılamıyormuş. Sana diyecekmiş. Tamam, geliyorum. Hayrola Seyfi Efendi? Ağam affet, bu saatte kapına vardım. Estağfurullah. Buyur, otur şöyle. Hayırdır? Anlat Seyfi Efendi. Kızım, ağam, sen kızımın canını bağışlayınca dünyalar benim oldu. Ailemizi büyük acılardan kurtardın. Allah bin defa razı olsun. Ama şimdi Zinar Ağa der ki, Rojda'nın hükmü yerine gelecek. Benden kızımı öldürmemi istiyorlar ağam. Benim içim yanar. Anası ayrı ağlar. Seyf Efendi, biliyorsun aşiretin yeni ağası Zinar amca. Üstelik ben aşirette dahi değilim. Ağam, benim senden başka gidecek kimsem yok. Babanın olan izin verme kızıma kıymalarını. Her şey değişti Seyfi Efendi. Benim aşiret meclisinde söz hakkım dahi yok. Anladım ağam. Kusuruma bakma. Sen sağ ol gene. Allah yardımcımız olsun.